Avrupa'daki o duruşu, ruhu ve takım birlikteliği, özellikle ben şahsım adıma söyleyeyim, çok uzun senelerden beri Galatasaray'ı takip ediyoruz Avrupa'da. 80'li yılların sonundan bu yana geliştirdiği bir sermaye mi dersiniz, gelenek mi dersiniz, yoksa bir duruş mu dersiniz? Galatasaray'ın Türk takımları içerisinde Avrupa'daki tarzı, tavrı, duruşu, mücadelesi futbolcu isimlerinden bağımsız olarak çok farklıydı. Ancak bir süredir Galatasaray, zaten istatistiklere de girebiliriz, 30'a yakın maçta sadece 2 galibiyeti var ve zannediyorum bu Real Madrid mücadelesi de bu kötü gidişin, Avrupa'daki bu kötü gidişin etiket maçlarından birisi oldu. 6-0'lık mağlubiyet, sadece yenilen 6 gol değil, bence yenilen goller ayrı ama sahadaki sarı kırmızılı formalı oyuncuların genel, şöyle incitici olmak istemiyorum ama zannediyorum Galatasaray taraftarına da tercüman olmak açısından, umursamaz tavrı skordan daha fazla Galatasaraylıları ya da Türk futbol severini rahatsız etmiştir. Çünkü ben maçı seyrederken dün Allah aşkına dedim, bir yediğiniz gole de el kaldırıp ya birbirinize sinirlenin ben en bayağı azından. Yani bu kadar tepkisiz bir Galatasaray ben 35 seneden beri futbol takip ediyorum. 30 seneden beri akıl bali olarak takip etmeye çalışıyorum. Bu kadar tepkisiz bir Galatasaray, umursamaz bir Galatasaray görmemiştim. Şimdi yenilen ikinci gol maçın böyle şey, oyuncular adına, yani oyuncular diyorum, neden? Çünkü Galatasaray takımı gibi oynamıyorlar. Oyuncu sürüsü gibi yani hareket ettiler. Muslera hariç tabii ki. Evet ya, Muslera'yı ayrı tarafa koyuyoruz. Zaten bir böyle takım ruhu sahaya yansıtsalar derler ki ayıp, Muslera'ya ayıp ya. Gelen taraftarlara ayıp ama şu bizim kaleciye ayıp ya. Şöyle bir adamı bu kadar yerlerde olmasın bu adamcağız. Bu kadar fazla kurtarışa uzunda kalmasın adamcağız diye insan bir ayıp der. Öyle farklı bir şekilde reaksiyon gelişti. Şimdi maç başladı. Bir baktım rakibin dünyaca ünlü, en kötü haliyle bile karmalara seçilen dünyaca ünlü ofansif sol beki, model oyuncu Marcelo'yu Mariano takip ediyor. Yani rakibin sol bekini senin sağ bek takip ediyor, karşılıyor. Sağ ön oyuncu ne yapıyor? Ya o zaman Eden Hazar'ı kim alacak? Yani sol ön oyuncusunu evet, kim alacak? Mariano, Marcelo'sa bir kere maçın hemen başıydı. Real Madrid bayağı bir Galatasaray üzerine çalışmış. Galatasaray'ın geriden top çıkarırken ne kadar zorlandığını, İşte özellikle tam sağ hücum pres yapılınca Galatasaray'ın elin ayağın birbirine dolaştı. İşte bir ayağın, iki ayağın bir krampona girdi bazı oyuncuları fark etmiş. İkinci golde de yine işte takım değil sanki, futbolcu sürüsü hatası. Yani hücum pres yersin, böyle topu çıkaramayabilirsin ama yani kendi cezanı yayında da topu kaptırmazsın artık. Yani cezanı yayında Real Madrid topu kaptı. Galatasaray geriden topu çıkarırken.